İzmir Körfezi'nden günaydın. Bugün buraya bir hayalimi gerçekleştirmek üzere geldim. Bir İzmir Karşıyakalı olarak en büyük hayallerimden biri de Körfez'de yelken açmak, yelkenli tekneyle dolaşmak. Tabii bunun için gerekli olan bir şey var ki tekne. Tekne bizde var mı? Yok. Teknemizi sattık. O yüzden en iyi tekne arkadaşının teknesidir dedik ve arkadaşımızın teknesiyle bugün açılacağız. Şimdi İzmir Marina'dayız. İzmir Marina aslında Körfez'de tek marina. İzmir Körfezi'nde olan tek marina. Hemen Üç Kuyular Feribot İskelesi'nin yanında. Eski Levent Marina. Turu atacağız. Sığlık alanları göstermek için bu haritayı çekmek istedim. Bu kısım Tuzla ne kadar sığ. Zaten buralara hiçbir şekilde giremeyiz. Buradaki kardinalleri takip ederek Körfez'den dışarı çıkacağız. Çekek alanından bayağı gürültü geliyor. Hemen kısaca hangi teknedeyiz? Tabii ki de Aurora. Herman'ım üzümlük hekimin teknesiyle bugün çıkış yapacağız. Ekip, geldiniz mi? Şu an çıkış yapıyoruz. Arkada da bir motor yat var. Zor bir alan. Ama ön pervanenin gücü. Vallahi Herman Üç Kuyular Feribot vapuru gibi. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Miço çalışıyor. İş başında. Ben bu bölümde iyi artık makara yaparım bu miçolukla. Ben şimdi ne oldum? Miçolun miçosu mu? Ne olacak bence şimdi? Bence sen daha kıdemli oldun. Kıdemli mi oldun? Ben tabii. Ben sıfırdan miço. Yani sıfırdan bir miço nasıl yetişiyor? Bu bölümde buna da şahit olacaksınız. Nasıl, tekneyi özlemiş misin? Tabii ki de çok özlemişim. Yani bizim için tekne hayatı artık nefes almak gibi bir şey. Olmadığı zaman çok zor. Veya onsuz bir hayat zor. Haberde şey vardı ya çocuk. O köpürmesi anlayamazsınız. Ne dalga gidiyor mu geçmiştik bir ara? Evet, insanın başına geliyor. Geliyor yani. O köpürmesi. Köpürmesi bizden alıyor yani. Anlayamazsınız. Teknenin içerisini de kısaca göstereyim. Daha sonra gezeceğiz. Yani güzel bir seyir bizi bekliyor. Şu ilerideki deniz aracı Körfez'deki pislikleri toplamak için çıkmış. Şu an Körfez'deki pislikleri topluyor. Körfez temizliğinden bahsetmişken denizin rengini de göstereyim. Gri ile kahverengi arasında koyu bir rengi var. Şu an derinlik 10 metre.
Onur kaptanlığa terfi etti. Çok çabuk olmadı mı bu? Evet, biraz çabuk oldu. Metre. Konakta inecek var. Kaptan konakta inebilir miyim? Vapur bileti almak zorundasınız veya kendi kalacak. İndi yok mu? Geçiyoruz. İzmir kordonunda çimlerde oturup şu an bira midye yapmak istedim. Benimle bira midye yapar mısın çimlerde? Evet. Benim mikrofonum yok. Evet diyorum. Yani sesim çıkmıyordur o yüzden. Sen konuş bence.
güzel bir körfez turuydu. İzmir'de yelken yapmak bizim hep istediğimiz bir şeydi. Onu da gerçekleştirmiş olduk. Yani çok güzeldi gerçekten. Bence de. Alsancak, Konak, bir de onları denizden görmek. Ne bileyim, bambaşkaydı yani. Şimdi Urla'ya doğru ilerliyoruz. Ama yer var mı? Urla'da durabileceğimiz bir yer var mı kaptiğim? Onu gidince göreceğiz. Erman da burada. Alo. Merhaba. Neyse, özel hayata biraz saygı olmuş. Lütfen kapatalım. Çok güzel bir körfez turu oldu bizim için. Bence de harikaydı. Erman'a teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi yer bulalım akşam için. Yapışak Körfez'de sonsuz dolaşacağız. Yani sabaha için... kadar. Akşam için Masur yer kal. Arıyoruz. Seni de çekeyim. Nasıl? Bulabilecek miyiz acaba yer? Buluruz bir yeri. İstediğin yerimize yanaşacağız. Bakarım, bir şey tanıdığım var. Onu aramak çalışıyorum ama sinyal yok şu an. Biraz bekleriz. Olacak ama. En kötü ihtimal İzmir Marina'ya döneceğiz. Evet. Şimdi Urla'ya gidiyoruz. Orada bir restoranda yemek yeriz diyoruz. Güzel bir akşam yemeğiyle körfez macerasını sonlandırırız. Umarız. Olmadı makarna ya da İzmir Marina'ya dönüş. Şimdi benim esas bir sorum var. Çok güzel bir tur oldu bu. Körfez turu oldu. İstanbul'da Boğaz turları var teknelerde. Neden İzmir'de yok? Fikrim yok yani. Daha önce vardı sanki ama hepsi yok oldu. Bilmiyorum. Yanaşma yer mi yok? Bilmiyorum. Aslında çok güzel bir şey olurdu. Evet. Bineceksin karşıya kadar ya da Alsancak'tan. Evet. Bütün körfezi yani, gezdirecek. Belki vardır ama bildiğim bir şey yok. Benim bildiğim yok. Hiç görmedim. Evet. Bu videodan sonra olabilir. Aynen, bu videodan sonra yeni bir iş kapısı. Bence biz yapalım bu işi. Ne dersin? Teknemiz yani... gelince... Olabilir mi? Geldik, iskeleye yanaştık. Şarap
mesafeye. Restoran dönüşü burada düşmeyiz diye düşünüyorum. Yok. O kadar. Sen gel iki saat sonra belli olmuş. Sağ ol, sağ ol. Çok güzel papatyalar. Biliyorum, çok güzel. Bugün dayanın. Siz de güzelsiniz ama biraz erken. Çok güzel. Çok güzel. Sağ ol, sağ ol. Çok güzel. Morlarım, beyazlarım, sarılarım güzel. Biraz tam gel ya. Sağ ol, çok sağ ol. Sarı olduktan sonra ballı fabenak. Güzel değil mi? Bence. Çok iyi. Bu efsane bir şey. İsmini söyle istersen. Bir daha deneyeceğim ismini söylemekte. Marimar. 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 O dizi değil mi ya? Marimar. Marimar mı? Marimar. Ben sadece görüntüsü güzel diye seçtim. Ama içi de gerçekten güzelmiş. Marimar. Marin Mare. Mare Marin Deniz. Mare. Marin Marine. Çok güzel. Patlıcanın içerisinde paprika var. Rol peyniri var. Şey, nane çok güzel. Taze nane. Çok güzel bir şey yapmış. Kapatıyorum. Bunu patlayacağım. Buna yorumun nedir? Patlıyor mu? Çok iyi. Çok değişik bir şey. Taze taze. Yumuşak. Soğuk meze ama. Yine de sıcak meze olarak atıyorlar. Evet. Şikayetim yok. Hayattan memnunum. Şöyle bak. Yeni güne sabah 7'de başladık. Herman müziğiyle. Şimdi kahvelerimizi yaptık. Bakalım dışarısı ne durumda? Güneş nerede?
En son artık katmer falan gelmeye başladı masaya. Dedim Nilay ben Hanım, neden bitti bu kadar içiyoruz? Yani sebep ne? Ne ihtiyacı? Her akşam böyle olur mu? Yazık değil mi? Ama ben bugün erken kalkacağız diye içtim ya ben dün o kadar. Ben kalktım. Sen kalktın canım. Evet, sabahın köründe kalkmışsın Herman. Yani hem Metallica çaldın hem aynen, de ayakta olsun. Sabahın 7'sinde Metallica ile uyandık. Bu iş böyle. Olsun. Yani... İyi ki ama içtik, boş ver. Evet, bir daha güzel. Düne dönme şansımız var mı Herman? Yok. Ne konuştuk dün? Çok güzel evet, şeyler konuştuk. Dünya kurtardık. Zamandan bahsettik evet, hep. Zamandan. Zamanın öneminden. Dertleri anlattık. Öyle bu işler öyle. Dün hiç yememiş gibi şimdi evet. Ne yiyeceğiz? Boyoz şimdi mu yiyeceğiz? Birisi börekçe gitmesi lazım. Onur. Değil mi? Onur orada duruyor. Ama Onur Bey çok iyi değil ya. Onur'un bunun haberi var mı peki? Onur Bey. Onur ya da o drone uçursun. Oyuncakla oynuyor. Dur aynen. Dur ben kahvemi içeyim. Ben giderim. Veya beraber gideriz. Tamam, şu drone'u bir uçuralım. Tamam, uçuralım. Güneşimiz de geldi. Çok güzel. Dans ediyor. Burada kara fırın vardı, hatırlıyor musun? Daha önce geldik, yedik. Kara, arka tarafta. Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. O güzeldi galiba. Evet. Migros'un oradaydı. Yanlış hatırlamıştım. Haşlanmış yumurta da alırız. Uf. Boyoz. Üf. Gevrek. Oley. Biz İzmirliler simide şakaya. Şaka. Ama gevrek yani, kusura bakmayın. Yansın bu. Verelim mi? Olur. Başka şey var mı? Gevrek. Şimdi ayran aldık. Ödemişle yapılıyormuş, ben bilmiyordum bu ayranı. Olsun, önemli değil. Değil değil, olsun. Aynen. Ne diyorsun ya? Kocaman. Sen mi? Kapitan damlıyor. Bir dakika. Üç tanesi bir avuca sığmıyor. Şeyi özel mi? Yani türü mü özel tavuğun cinsi? Tavuğun cinsi farklı. Bir de bunlar çift sarılı yapıyorlar. Çift sarılı. Çift sarılı. Bugün 8 saatlik bir seyir bekliyor bizi, değil mi Herman Kaptan? Evet, doğru. Biz de o yüzden çıktık. Kahvaltımızı şimdi yolda yapacağız. Denizci kahvaltısı. Dümende Onur Kaptan. Herman. Yatış sırası bende dedi. İçeri gitti. Yatmaya, dinlenmeye gitti. İkinci benim. Ben yatacağım sonra. Ben yatamayacağım. Sen yatamayacaksın. Herman bizi sabah uyandırdı. Birazdan ben de gideceğim aşağıya, açacağım Metallica'yı. Son ses. Nasılmış uyandırılmak? Şimdi Ula'dan çıktık.
Karaburun'a doğru ilerliyoruz. Karaburun'u da geçtikten sonra Çeşme'ye geçeceğiz. Ama Herman uyuduğu için diyorum ki Onur, rotayı kıvıralım Foça'ya. Herman uyansın Foça'da. Yapalım mı böyle bir şey? Yapabiliriz aslında. Hızımız kaç kaptan? 7 not. 7 not. 2 gün Herman'la takıldıktan sonra not falan demeye başladık. Not değil, not. Evet. İş makinesi gibi dedi. Sanki böyle hilt mi derler? Yani bir ses geldi de bir anda acaba dedik ne? Ama şu an askeriye... Ben tekneden geliyorum. Ben de tekneden geliyor. Böyle aşağıdan hani deprem olunca aşağıdan geliyormuş ya. Bir de şey, bu deprem demişken bizim aslında yeni yelkenliğe geçme nedenlerimizden biri de biliyorsun İzmir depremini yaşadık. 3 ay, 3,5 ay yaklaşık denizdeydik. Güneye inmiştik. Sonra geldik. İşte senesi geliyor neredeyse. 2 gün sonra karaya ayak bastık. 2 gün sonra İzmir depremine yakalandık. Hatta Onur bankadaydı. Onur'un önünden çıkan kadının üzerine şey düştü değil mi? Bu bir beton gibi bir şey düştü. Su düştü yani. Bir beton parçası. Kızın kaşı falan yarıldı. Sonra ardından Onur çıkıyor. Ben de dışarıda arabada bekliyordum. Yani maalesef İzmir depremine yakalandık. Çok da kötü bir depremdi. Yani o bizim psikolojimizi bozdu. Ardından Seferihisar'da tsunami yaşandı. Bizim ana çatıdaydı o sırada teknemiz. Biz orada da sular önce bir çekildi. Ardından yükselmiş. Alaçatı Marina'da bir şey olmadı ama Teos Marina çok etkilenmişti bundan. Ama az kaldı. Geliyor teknemiz. Çok az kaldı. Biz az kaldıkça o ileri gidiyor. Evet. Şimdi 4-5 tane seri üretim tekne var. Türkiye'de kullanan markalar. Bunların satışlarında ciddi anlamda bir artış oldu. Her marka atıyorum %10, %20 gibi bir satışta büyüme oldu yani öyle söyleyeyim. Ama bunlar biliyorsun ki tedarikçiler genelde aynı parçaları kullanıyor bu markalar. Evet. Tedarikçilerde %100 büyüme oldu. Yani 4-5 marka aynı marka winch kullanıyor. İşte aynı marka direkt kullanıyorlar. Çoğu ürünler aynı yani kullandıkları. Tedarikçilerde sıkıntı var. Bununla alakalı gecikmeler yaşanıyor. Zannedersem otomotiv sektöründe de aynı şekilde bir sıkıntı var. Duyuyorum yani hani çip bulamıyorlarmış. Herhalde bu arabanın şeyle alakalı. Hani bu pandemi maalesef böyle bir sıkıntıya neden oldu. Herman piyanolara sticker'lar yapıştırmış. Çok da güzel olmuş. Aynısını da buraya da yapmış galiba. Bana çiğ yine. Güzel. Tekneyi bize hazırlamış. Erman sağ olsun. Balon bandarı, bomba iskele. Bir de Erman'da elektrikli vinç var. Çok güzel. Elektrikli vinç olayını ben sevdim. Vinç büyük konfor ya. Yani biraz güzel. Şu an Mor Dağı'nı geçiyoruz. Karşısı Mor Dağı'nın şöyle yakın olsun. Normalde burası hep rüzgarlı olurdu. Rüzgar güllerinden de anlaşılacağı üzere. Fakat bugün rüzgarımız yok. İlk defa Karaburun'u böyle geçeceğiz sanırım. Bu kadar az rüzgarla. İskelemizde Karaburun Yarımadası. Sancağımızda da Foça kalıyor. Şu an gözükmese de karşı taraf Foça. İzmir Körfezi'nin de aslında haritalarda başladığı yer.
Karaburun Yarımadası'yla Foça arasında kalan Ege Denizi'nin uzantısı. Bu da Onur. Rüzgar gidince üstümüzü çıkardık. İyi mi öyle? Şu an sancağımızda Ionisas Adası. Bayrağımızı çektik. Herman, bu bayrak konusunda daha önce konuştuk seninle. Bize kısaca bahseder misin? Mesela senin şurada iskelede Belçika bayrağın var. Sancakta Yunan bayrağın var. Yani direğinin sağ tarafından, sancak tarafından. Orası courtesy flag diyoruz. Mesela şu anda Yunan surlarındayız. O saygı göstermek için o bayrak asıyoruz, tamam mı? Soldaki, yani iskele tarafından orada istediğin bayrağı asabilirsin. Yani mesela ben Belçika bayrağı açtım ama Beşiktaş'ta açtım. This is fark etmez, orası bir kuralı bağlı değil. Arkadaki tekne nerede kayıtlısa arkadaki bayrak oluyor. Yani üç tane yer var. Şu anda işte Yunan bayrak, çünkü Yunan sudan geçiyoruz. Ve o konuda herkes hassas. Yani hem Yunanlar hem Türkler. Yani saygı buraya, bayrağı saygı, galiba. Saygı göstermek demek. Yani courtesy falan. Şimdi Çeşme'ye geldik. Hemen karşısı Çeşme Marina. Biz bu taraftaki rıhtıma yanaşmak istiyoruz. Tur tekneleri var genelde burada. Şimdi bir rıhtıma doğru tornistan verdi Herman. Derinliği kontrol ettik. Ardından ben çapa yerini hazırladım. Onur da kıç halatlarına gitti. Derinlik tutuyor. Yan taraftaki teknelerin bordoda açmazları var. Onlara da dikkat ettik. Onlarda da bir sıkıntı yok. Halatları var yani. Demir atarak geri geri rıhtıma yanaşmak istiyoruz. Şimdi bir arkadaşımız, Çeşme'den bir arkadaşımız da geliyor kıç halatlarına, ben yardım ederim dedi. Çeşme, rıhtıma yanaştık. Pasarellamızı da koyduk. İlk yanaştığımızda fazla rıhtıma doğru gelmişiz ve aşağıda kayalıklar var. Güçlü bir soluganda ve dalgada palanın kayalıklara çarpma riski vardı. Demiri tekrardan topladık. Bu sefer 55 metre attık ve pay bıraktık rıhtımla. Platform arasında, teknenin platformu arasında. Ve pasarellayı kullandık. Şu an daha güvenli oldu. Hepimizin içine sindi. Çeşmeyi de özlemişim. Çok güzel bir hava var Çeşme'de bugün. Selam, merhaba. Çeşme'de
bir vatandaş röportaj teklifimizi kabul etti. Çeşme'de mi yaşıyorsunuz? Evet. Evli misiniz, bekar mı? Bekar. Bekar mısınız? Bekar. Arkadaşlarımız gelecek Alaçatı'dan. Onlarla buluşacağız. Onur şurada gözüne bir ciğerci kestirdi. Oraya doğru gidiyor. Ben de onu şimdi engellemeye gidiyorum, yapma diye. Akşam yemeği yiyeceğiz çünkü. Öncesinde bir ciğerle doldurmasın karnını. Yapma Onur. Ciğerciye doğru gidiyorsun. Görüyorum. Hayır. Yemek yiyeceğiz. Yeme, yeme. Yeme. Sonra benim ya. Şey ya, kadınlık. Kadınlık mı? Pardon. Tam çıkarken, ooo iyi ki çıkmışız. Biz tekrar geri yanaşmak zorunda kaldık. Çapayı topladık. Topladıkça yani şuralarda bir yerde diğer teknenin sancaktaki zincirine, demirine takıldığını gördük. Ardından tekrar boş bıraktık. Biraz boşluk verdik kendi demirimize ama yine de kurtaramadık. Tekrardan demir ata ata rıhtıma yanaştık. Şimdi Erman yan teknenin kaptanıyla konuşmaya gitti. Bir çözüm bulacaklar. Biz orada çıkarken dalgayla birlikte biraz iskeleye doğru kaymışız. Orada oldu deniliyor. Hani o sırada takıldı deniliyor. Bilmiyorum, şu an meclis toplantısı yapıyorlar. Bakalım karar ne çıkacak. Bu işin sonu dalgıca gidecek gibi. Ben öyle hissettim şu an. Erman'a su ikram ettiler. Üzerine soğuk bir su iyi gider. Şimdi durum şöyle. Bu taraftan baktığı zaman da bu tur tekne biraz yan duruyor. Yani tam paralel durmuyor. Biraz önce kaptanla konuştum. 100 metre zincir dağıttı. Biz de 60 metre düz attık. Bize göre düz. Tabii ki bir yerde çapraz oldu. Şimdi problem orada oldu. Adamın zinciri tek başı 2 ton. Benimki hiç. İşte altına kaldıramıyoruz. Şimdi dalgıç gelecek. Çok derin değil. Yani kolay bir iş aslında. Ama beklemek zorundayız. O da şey demek yani, çoğu zaman plana göre gitmiyor. İşte sakin olmak lazım. Sağ olsun yardım ediyorlar. Bekliyoruz. Hava güzel. Dalga yok. Aynen. Hiçbir problem yok. Az önce rota hesabı yaptık. Saat kaçta Alaçatı'da oluruz dedik. Plan yaptık. Akşama kadar plan yaptık. Ama işte deniz böyle. Problem yok. Bu gece de buradayız. Güzel yemek yiyelim. Durduğumuz yerde tam burası. İnsanlar geliyor, bakıyor. Kaptan Miço'su. Motrip. Buyurun. Cazip fiyatları da olacak. Dalgıç parasını çıkartır zaten. Evet. Mazot parası. Görüşürüz. Portala çatı, portala çatı. Burası Aurora. Giriş yapacağız. Palamar desteği rica ediyoruz. Aurora, hoşça kal. Görüşürüz Aurora. Çok güzel bir teknesin sen. Çok güzel zamanlar geçirdik. 2 yıldır, 2,5 yıldır
Burası da bizim meşhur D ponton. Artık bir daha gelir miyiz Onur Portala Çatı'ya? Gelir miyiz? Gelirmişiz yine. Ve şu an Alaçatı D pontondan anlık olarak bildiriyorum. Teknemiz geldi. Çok kısa bir zaman içerisinde yeni yerimiz Marmaris'e ineceğiz. Havaların düzelmesini bekliyoruz. Yeni maceralarımızdan haberdar olmak için hemen sağda küçük bir deniz atımız var. Oraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.